Bugün leg day. Karbonhidratı tabii bu uçtuğu zaman konuda titriyor. Özelliğe gidiyor. Onun için bunu hallettikten sonra hemen kalkıyor. Do not shake. Do not shake. The real stuff. Ne kadar bunlar bir yıl daha hazır oldu. Etkisi ne kadar süre? 4 dakika. Millet alkol shot içiyor bizde. Pre-workout shot. Ama aynı, mutlu olmak. Aynen. Mutlu olmak ne diyor? Abi yere tam temizli geliyorum. Kulaklar hiç kaşınıyorum. Today is leg day. We're training with Ersin Adaklı. He's a world champion, ultimate machine. I don't know how I'm gonna hold up, but I'm gonna try my best. When you train with professionals, you get professional results. Catching up, body and tree. Doing it mentally, yeah. Just want you to fly with me. Touch the sky, come fly with me. Be real, don't lie to me. When it's gone, I'm ready. Bringing it back. I'm bringing it back. Oh. Bugün aklımda sırt vardı. Sırt ve chest her zaman gibi. Ama bazen böyle şeylerden kaçamazsın. Mecbursun. Sen seve seve yersin. Neyle başlıyor? Front squat yapalım. Front squat. Hı. Ama ilk başta. Yukarıya alalım değil mi? Yani çıkartmak mı onu önce? Ağır mıdır? Bir tane çıkaralım. Bunlar şey kilo. Yalan değil mi? Fake. All show, no go. Kızlar yapıyor bunlar. Çok büyük kilolar kaldı. Kendini iyi hissetmek istiyorsan. Ben çok iyi hissediyorum. CrossFit kilolarla. Şaşırmışsınız. Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a hug, this ain't a phone. Girl, never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me. And hopefully, you understand G.O.D. Maybe this cold and I'm talking like no degrees. This ain't a fluke. I seen it way before it ever happened. He gave me the view. I had to put in my time on the TV. It coming in soon. I couldn't leave it all up to a very own experience. Ben de farkına varıyorum. Şey oluyorum biraz böyle. Bu tavanlar da iyi değil. Ne bak, metabı mı işaretli? Direkt mobilizasyonu oluyor. Geliyoruz direkt. Yükün altında. Hiç uygun değil bundan. Set daha çok. Üst taban. Üst taban, Converse. Ya bu tarz ya da çıplak ayak. Çıplak ayak. Yanlış ayaklar bunlar o zaman. Evet, bunlar yanlış bacak için. Evet. Tabana düz ve sert olacak. Düz ve sert. Okay. 20 kiloya ekledi yani. 15'ten direkt 20'ye ekledi. Normalde böyle 5-5-10-10 çıkarsın ama. Since the face, the shakes is cold, the grace is more. Plus it's really the motivation, so it's thank you so. Sweat that's on my neck, hard work on my breath. The easy route taking a left, it's on my chest. No time for regrets, faking it dry like Steph. Shooting is wet like clay, the body ain't maybe this way. I'm taking all of this life to the bank. I'ma deposit and see what it make. Shoot it, shoot it, so it's reap. I pay the meter, I came in with Peter. Like Peter on water, I'm stepping in deep. But they know that I'm coming like father the leader. I'm taking a chance today. Standing inside of the kitchen, I turn on the heater. I made a turn on my brothers and sisters and cousins and mothers until my believers get into it first. So I'ma get into it.
Haydi. Al nefes, boşalt. Haydi boşalt. Let's take this thing higher, higher than you ever been. Stand tall like Everest. I mean higher. You ain't gotta settle in. Go places they never been. We go higher, nonstop. Take it to the top, even when the ball drops. My man, we go higher. It's time to go higher. Let's take this thing higher. Higher than you ever been. Nonstop. My man, we go. It's time to go. Let's take this thing. Woo! Let's take this thing higher. No stop. It's time to go. We going higher than this. My man, we keep running. Ain't no calling it quits. Look at the time and the risk. Ain't no time to coexist. I want more than what they offer. I'm pulling my fist. Out of my own, I do my own thing. Woo! Taking it high, higher than soul plan. Words of the wise never be okay. With mediocrity, do better than no day. Breathe. Breathe. Just breathe. Woo! Let's take this thing higher. Higher than you ever been. Stand tall like Everest. I mean higher. You ain't gotta settle in. Go places they never been. We go higher. No stop. Take it to the top. Even when the ball drops, my man, we go higher. Leg day. We're training 4 people right now. But we're doing heavy, like a little bit heavy, a lot of reps. So we're resting a little bit too. It's okay. It's a bit of a cruise, but not tiring. Not like the training I do. So the training we're doing now is bodybuilding training. The training I do, you guys already know. It's more, I don't stop constantly. It's going, supersetting, repping, repping, repping. If I'm doing chest day, I'm doing legs, and shoulders, and back, and everything. But today is just, I'm sticking to the professional, so. You ain't gotta settle in. Go places that never been. We go higher. Take it to the top, even when the ball drops. My man, we go higher. It's time to go higher. Let's test this thing. Basıyorum, tam indiriyorum aşağı. Okay. Böyle çok yüklemiyorum yani. Tamam. Okay. Ama ilk önce bu var. Bunu mu yapalım? İlk önce bu var. Sonra o var. Getirmiyor bir tane daha. Evet, üçer tane başlayayım ben. Bacağım bu dış kısmı, tam squatlar. Hı-hı. Dış kısmı. Dışa vuruyor. Bak, tam aşağı indiğinde de bu kısmı bak, görüyorsun ama. Hı-hı. Burası. Burası. Komple. Tamam. Bu, en çok bu kısım yapıyor o zaman. Tabii bak bastığın zaman zaten dışa doğru vuruyor. Bunu ama içeri doğru açarsan içine doğru tabii yapar. İçine vurur. Biz bunu ama şimdi dışarısı için yapıyoruz. Okey. Tam bunu biraz düz tutacağız. Düzden yani biraz daha böyle içe. Çok içe daha. Biraz daha. Aynen. Şu açıyı vermem lazım dışarı içe doğru ki burası daha çok etkiye girsin. Okey. Bunda ağır mı yoksa hafif yüksek rep'leriniz mi? Yani ağır, kaldırabileceğin kadar ağır ve yüksek. Kendine kadar en az tekrar lazım. En az bence, yani hipertrofi için, büyütmek için en az 12 tekrar. 12 tekrar, 12 tekrar 15-20 tekrar daha iyi olabilir. Ama kaldırabildiğin ağırlıklar, hafif değil gene. Çok tekrar 15-20 tekrar belki ama hafif kiloyla değil. Kiloyla değil, aynen. Tamam. 12 kilo. Maksimum kaldırabileceğimiz bir kilo seçiyorum. 12 tekrar. 12 tekrarla yapabileceğim bir kilo. Okay. 12 çıkıyor. Tamam mesela 12'den sonra 13, 14, 15 devam. Devam ediyor. Ne yapıyorum? Böyle 15-20 çıkıyorsa kiloyu arttırıyor. Kiloyu arttırıyor. 12'ye sabitlemeye çalışıyor. 12'ye sabitlemeye. 12 tekrar belirleyici bir şey koyuyorum. Tamam. Çıkarsa bir tekrar, iki tekrar bizim. Okey, devam. Ama çıkmasa
arada 12 sabitliyorum. 10, 2 daha zorluyorum. Tam maçı da stretch olması lazım. Tam bunu yırtacaksın. İyi. What's the move? Yeah, I just hit a Mikey for the juice. Yeah, ain't no capping, I'ma tell the truth. I've been running for so long, it's hard to lose. Çok önemli bak sen. Şu, ben powerlifting. 3 tane yapmaya çalış. Bana bir de power bu. Yeah. Bu iyi değil ama bizim. Değil mi? Bu değil abi bu. Bana biri gösterdi bu şeyde. Nasıl basınca var? Ya. Yok işte oy. Bunun için değil o. Power mesela anladın mı? Çok yüklü. Hani mesela tamam. Ağırlık çalışanlar var ya. Tamam. Power başka. Halter. Tamam. Power başka bir şey. Bak bizim yaptığımızda zararlı bir şey bu. Power. Tuttuk. İçeride şey yapıyorsun. Tekrar yapıyorsun. Boşaltacaksın bak. Set arası. Her bir tekrar. Duyuyor mu mesela bak. Şimdi nefes aldım, squat yaptım, gel bak. Hareketi yaparken başladım, bitiş noktasında bitti. Nefesi de aynı şekilde kullanıyorum. Senkronize. Hareket bitti, nefes de çıktı. Bir nefesten bir tane mi yapalım? Tabii, tek tekrar. Tek nefes, tek tekrar. Tekrar. Okay. Oturunca aldım. Saldım verdim bir tekrar. Okay. Bana işte yani bildiğin adı da öyle bir şey. Bana farklı söyledi ama o da farklı ama bir şey. Ama bu branş için farklı bir şey. Evet. O onun için doğru olabilir bilmiyorum. Fakat yani bizim yaptığımızda bu egzersizlerde yani kasın büyümesi için yaptığımız oksijen lazım. Oksijen lazım. Çünkü anaerobik antrenman zaten çok fazla ihtiyaç duyuyor. Sen içeride oksijeni hapsettiğin zaman adede toparlanacak zaman bulamıyor çıktığın zaman. Evet. Performansını düşürüyor aslında. Size de 12-15 tekrarlı. Evet. Sen bunları her gün tutarsan oksijensiz kalır. Çok az nefes almış olursun. Tabii. Doğru. Çok doğru. Basıncı bırakmıyor, tutuyor. Aynen, basınçla çekersin onu bu tarafa. Ama bu öyle değil. Ama bu başka. Bunda performansın düşer. Düşer. Belki, ha? Belki böyle ilk çıkarken tekrarda sana fayda sağlar. Aman. Ama 3, 4, 5'i tekrarlarda düşürür. Zaten bakıyorum özgürlüğünü. Yerinde ne kadar daha düştü. Ya, aynen. Ama daha rahat hareketi de çok rahat yaptın. Ben daha rahat. Evet. Koş. Helal sana. Bence iyi bir antrenmanda, yani yaz kışta fark ediyorsun kaybıyla daha önemli şey bir şey, paralel bir şey bu ama kışın daha az tüketebiliyorsun. Ama iyi antrenman yapıp su kaybediyorsan, terliyorsan, bence 1,5 litre, en az 1 litre, en az 1 litre antrenman esnasında bitmesi lazım. Böyle bizim gibi böyle sert. Daha yoğun antrenman yapıyorsan şunu bitirmek lazım. 1,5 litre. Ara ama böyle sik yapalım. Her set arasında
yudum, 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 lıkır lıkır şişirmek yok. Her set arasında bir o oksijen almanı da sağlıyorlar. Evet, evet. Ama çok ihmal ediyorlar bunu. Evet. Antrenman yaparken çoğu insan su tüketmiyor. 500 milim suyu tüketemiyor antrenman. Evet. Bir vücudun en çok ihtiyacı olan zaman, su kaybettiği zaman antrenman. Evet. Zaten pump'ta. Bayacak mesela ikinci harekette aslında tam şey oluyor, hasar görüyor, bitiyor. Değil mi? Sert oluyor iki harekette. İkinci harekette. Bu ikinci hareketin sonu. Üç set yapacağız bununla. Tam hazır hale geliyor. Ondan sonrakiler şey oluyor aslında. Doldurma. Aynen aynen, fantazi gibi bir şey oluyor. Güzel. İlk iki harekette oyun bitiyor aslında. Değil mi? Rütüş. Tabi tabi. İlk iki kere o power'ı verecekse idmanda atlatacak. Aynen. Sonraki hareketler artık izolasyon. Kan pompalamak için. Peki arada stretching iyi midir? Aralarda stretching şöyle bir şey var. İyi diyen var ama aralarda stretching yapmak adrenalin performansını düşürür ağırlıkta. Antrenmandan sonra stretching. Mesela antrenmandan önce de stretching kasları zorlasını düşürür. Okay. Antrenmandan önce ısınma. Nabzını yükseltirsin, vücut ısını hazır hale getirirsin, antrenman yaparsın. Ama stretch yaparken stretch de sonuçta bir yıpranmadır. Hasar verir tabii ki. Onun için setten önce, antrenmandan önce stretching antrenman performansını düşürür. Bunu derler ki antrenmandan önce mutlaka stretching yapın. Ama performansı düşürür. Olur antrenman fakat tam power veremezsin. Onun için antrenman bittikten sonra her şey biter. Bundan sonra bir stretching yapmak daha mantıklı. O zaman ısınmak daha lazım. Çünkü bak setlerde bizim yaptığımız işte mesela stretching hareket zaten yaptığımız hareket tam stretching. Bak dikkat et, full. Aynen. Full. Ve sen bunu üstünde bir yükle yapıyorsun stretching. O zaman ne yapalım? Hafifle yapacağım. Hafif bir hareket, ilk hareketi bir set ısınma tekrar. Veda edersin onu. Isınma seti 30 tekrar, 40 tekrar. Hani baksak o kas, hani travma görmesin, alışsın, hazırlansın, aynen. O zaman performans artar. Ama sen açarsan, gerdirirsen performansı düşer. Çok güzel bir bilgi. Müthiş bir bilgi. Evet. Ama genelde bunu şey diye yaparız. Antrenmandan önce mutlaka stretching yapın, sakatlanmayı falan. Tamam doğrudur ama bizim yaptığımız mantıkta hedefimiz bizim antrenmana yoğunlaşmak, şiddeti vermek. Yani son power'ı orada antrenmanda harcamak. Yani öncesinde öyle bir enerjiyi düşürecek, işte adele performansı düşürecek hiçbir şey yapma. İyi konsantre olup power'ı verip hasarı verip çekilmek. Evet. Ondan sonra artık yapabilirsin stretching yap. Dediğim gibi yaptığımız zaten antrenman başlı başına bir stretching aslında. Esnemeyen adele büyümez, kas büyümez. Diyorlar ya kas büyüdü mü işte kaşey olur. Esneklik kaybeder, hantal olursun. Tam tersi, bu vücut geliştirme sporunu doğru düzgün yaparsan, tam hakkıyla hareketleri yarım yarım yapmazsan, tam full stretch, full sıkıştırma, adele zaten uzuyor, stretch uzuyor. Esnek oluyor. Esnemeyen, yani büyümeyen adele esnemez. Mesela arka bacak kasları insanlarda kısadır. Evet, kısadır. O esnemediğinden değil, kas olmadığından esnek değil. Kas küçük orada. Çok doğru. Onun için biz de hani bunu şey olarak biraz bilinçaltı olarak insanlar böyle şey yapmış, bunu tabu yapmış. Esnetin. Tabii ki esnetin. Zaten bunda mantıklı. Baksanız zaman antrenmana tekrarında full esnetiyorsun, full sıkıştırıyorsun. Ekstradan bir esnemeye gerek yok. Gerek yok. Efor boşuna. Yani dediğin gibi mesela bir gün off gününde mesela anladın mı? Bir gün stretching. Sadece stretching o da yaparsın. Bir şey. O da bir antrenman olarak yaparsın bunu da. Gotta keep on moving no matter how hard it gets. Yeah. Ben küçük bir tüyo verdim burada. Gördüm yani. Bu yoluna gidebilecek ha. Ben de hepsi. Haydi. Güzel. Güzel. Başlayın. Gördün bak nereler büyüdü. Yeah. Belli zaten bak burayı çalıştık, front right. Şişti bayağı. Front squat, bu dışı ve şu kısım. Şimdi leg press komple. Leg press'te. Onu da sonra. Leg press'e geçeceğiz değil mi? Tamam.
time, let them get us on the road. And it's time to run it up, yeah, you might. Maxed out, put the pedal to the floor, ayy. On the road, here we go, here we go. Yeah, we win it by a landslide. Never see me coming on my landmine. Yeah, I ain't taking orders in command line. Yeah, you about to see me on demand line. You know on demand. Ama o makineyi sevmiyorum. Ama gene acıyı sevdim makineyi. Yoksa lunch falan onları yani şunları yatarak kör mesela yatarak. Şey yapıyorum, bağlıyorum şeyi, bu hareketi yapıyorum şu. Onlar yok ya. Ama bunu ve bunu. Doyurmuyorum ben. Doyurmuyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Bu yaptığımız hareketler var ya, tamam. O full wrong squat, full wrong leg press. Yeah. Tamam mı? O deadlift. Bunlar temel. Temel hareketler zaten. Diğerleri, şunlar yani şey, oraya böyle hasar verip de büyütebilecek hareketler değil. Egzersiz yaparsın. Oraya hareketler dikledikten sonra temel hareketleri, en son konsantrasyon gibi. Tamam. Adeley Pankır. Oraya hasar veremezsin. Zaten genel olarak antrenmanın bitiyor. Sonra gidiyorum. Niye mesela bak bacaklar? Temel hareketleri hep önden yap. Çünkü power varken ilk hareketlerde yani bütün kas gruplar çalışıyor aslında. Bak squat, bir son ön bacak için yaptık ama arkada çalıştı. Bütün merkezi sinir sistemimiz çalıştı. Temel hareket çünkü. Hazır hale geldi. Ne oldu burada mesela? Gene tam. Yine kurdu. Hep yani zaten hasar gördü. Ağırlıkla yükleyebiliyorsun. Serbest hareketler. Kasa hasar verebiliyorsun. Şaşırıyor kas. Şok oluyor. Evet. Şok olduğu zaman zaten büyümeye başlıyor. Evet. Ama böyle standart her gün böyle her antrenmanda aynı şeyler böyle üstünden böyle yarım yarım yaptığın zaman antrenmanları Adele şaşırmıyor. Anlamıyor. Şok yapmam lazım. Aynen şok. Mesela 12 tekrar diye kafanda kuruyorsun. Son 2 tekrar da çıktı. 15 tekrar yaptı. Tükendi gibi. O da bilinçaltı aslında. Bakıyorlar onu yokluyorsun sürekli. O sonradan mesela 2 tekrar daha çıkardın. O seni zaten ileri. O seni ileri. O şok oluyor. Hani o rutinin dışına çıkartıyorsun. Normal rutin tekrarın dışına da çıkıyor orada. O ne yapıyor? Orada gelişiyor işte. Orada gelişiyor. Onun için bir antrenmanda gelişirsin. Konfor zonundan çıktı. Aynen. Onun için bir antrenman çok önemli. Bir antrenmanda gelişirsin yani. Ben ona inanıyorum. Güzel bir antrenman yaparsan seni geliştiriyor. O zaman bugün ben gelişiyorum. Bugün kesin. Keeping it moving, don't switch up my code. Life for the circle.
big workouts, but we still got a few more things left. It never ends with these guys. We just keep adding shit, adding shit, adding shit. Wow! Burası iyi. Bu da yaparız orada. Çarplar. Ne dedin? Ne dedin dedim? Ha. Dedim ki son ama bu adamlarda hiçbir zaman son yok. Devam. Heavy, ağır. Aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, şimdi buradaki amaç ben bugün zaten sadece ön bacak odaklı çalıştık. Kuranta, bu kısım bu kısımları. Yani biz kafamızdaki bu damlacıklar diyoruz oraya. Bu kısımları. Bir şey söyleyeyim. Bu o zaman üstteki değil. Sadece ön değil. Sadece ben bu kadar sunuyoruz. Yani normal bacak antrenmanı aslında yani iki, biz şimdi arka bacağı komple bir bacak antrenmanı yapacak olsaydık eğer bu şekilde yapamazdık. Yani böyle verimli olmazdı. Olmaz. Bu pump'ı yakalayamazdık. Çünkü en verimli antrenman 40 dakika, maksimum 1 saat. Şimdi biz burada zaten 4 tane bacak hareketi yaptık sadece. Evet. 4. hareket bu. Ama sadece burayı hedef aldık. Buraya göre bu hiperblokiyi buraya şey yapabildik. Hasarı verebiliyoruz sadece. Doğru düzgün bir idman çıkıyor. Ama arka bacağı da katacak olsak bundan sonra zaten power'ı düşüyor. Zaten temel hareket squat. Yaptın, o bitiyor yani. Şimdi bir de deadlift yaptığını düşün, o da temel hareket arka bacak için. Yani iki tane bir kas grubunu bacak. Yani şöyle düşün, bütün vücudun sadece bacaklar. Yani bütün vücudundan daha fazla kas var. Yani büyük kas grubu göğüs, içinde kaburgalar var. Organlar var. Sen büyüksün. Ama bu bacakta sadece bir kemik geçiyor. Önlü arkalı çok detaylı. Kalça da dahil buna. Mesela kalçayı da biz şey yapıyoruz ama kalça da bir kas. Kocaman bir kas orada. Evet. Her ne kadar böyle çalışmaya fazla gluteusun. Gluteus maksimum. Bu da kas. Yani bunlar ve arka kaslar bacağın en önemli kaslar. Çünkü seni dik tutan, direnç veren, sonra direnç veren kaslar arka kaslardır. Bükülürken, yaşlanırken oradan kaybedersin. Bükülür insan boyu kısalmaya başlar insanların hatta. Bu arka kasları kurban bağlamında oluyor. Güçlen verimden oluyor. Bükülmeye başlıyor zaten. Anatomi de bozuluyor. İskelet sistemi bunun şeydir. Onun için en önemli şeyler bu arka kaslar. Onun için arka kası başka bir gün. Bu başka bir antrenman. Bir kas grubu gibi. İki kere. Büyütmek istiyorsan, büyüsün istiyorsan, gelişsin istiyorsan iki defa. İki defa büyütün hep ayrı ayrı. Yani bu yoğunlukta düşün mesela, kolaydı. Ön bacak kolay. Arka çok zor. Ve çok detay fazla hareket var. 7-8 tane hareket diyorum arka bacak için. Kalça da içinde çünkü bunun. Kalfı neresi? Kalfı da bacak çalışmadığın bir gün. Wow. Yani off yaptığın bir gün. Karın ve kalf. Sadece. Yani şimdi bunun üstüne bir kalf zaten olmuyor. Onun bacaktan sonra, bacak çalıştıktan sonra bana kalırsa hiçbir şey çalışmıyor. Sadece bacak yapıp kenara çekilmek en iyisi. Recovery, dinlenme süresi artık dinleneceksin. Şimdi bunu bastım, tamam mı? Parmak uçları dışarı doğruysa bak böyle düzse, tamam mı? Böyle düzse yani kendine doğru çekiyorsun. Şu. Böyle değil, bu. Kendine doğru çekip bastığın zaman bacakların bak dış kısmı yani. Tamam, burası önü. Bu kısım devreye girer. Buradadır yük. Fakat bak parmak uçlarını uzattığın zaman bak. Uzattığın zaman burayı bak mı yapıyor? Okey. Genel burada bunu, genel bunu yapan buraya bakmıyor. Tabii bak ama detay orada. Bunu yapmazsan buraya alamazsın yükü. Bunu yapmazsan, çekmezsen de buraya geçmezsin. Bunu şimdi yapacağız. Sen ne yapacaksın peki burada? Şimdi ben ne yapacağım mesela? İki set buraya, iki set buraya vuracağız. Okey. Burayı kapatacağız. Tamam, okey. Çok güzel. Ya tam detaylı bir şekilde ön bacakları çalışmış olacağız. Çok bitiyor. Çok güzel. Ha 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 ha!
more. Gotta keep my hands clean when they come for the bar. Keep it smooth like a dawn, making moves in the dark. Cause I learned how to swim in the pool full of sharks. Now they coaches, cause they can't read all his motions. How the kid never switched codes, but he codes with focus. Staring down your team with a frozen, ice cold look that can end the summer solstice. Cause I'm more like the top dog. Keep on running game and the gang will accost y'all. I be calling plays from a plane while I'm off court. But we ain't the same, you a lame, I'm a mob star. I'm a top dog on a statue. But I call plays for the athletes. When the cop cars try to catch me, cause I rolled off in a taxi. Put my feet up, I'm relaxing. Singing Figaro with no accent. While I pull strings from the streets in. Do it all with a straight face, I'm the kingpin. Top dog, top dog, boss mode. I'm the kingpin. Showstopper, top dog, 5-5. I'm the kingpin. They know I'm a dog and a beast, man. Yeah, I keep the peace with a peace, man. I ain't got no time for a peace, man. Why would I respond to a pawn? I'm the... Hold up! If I let my dogs off the leash, they throw my work to get all the dogs by the east. Honestly, they can smell the blood and the beef. They don't need anything but I got to eat. I can see you soft, ever thought about retreating. If you never have, then they'll give you a reason. Better watch your tone, lose your bass when you speaking. Underneath the mask is the wrath of a prince. When you learn how to smile in their face, then go cutthroat. Then they wanna call you a con when the blood cold. I remember starving while y'all had a truckload. Now I'm with the mob with the call and the gusto. I'm a top dog on a stat sheet. Off court, but I call plays for the athletes. When the cop cars try to catch me, cause I rolled off in a taxi. Put my feet up, I'm relaxing. Singing Figaro with no accent. While I pull strings from the streets in. Do it all with a straight face, I'm the kingpin. Top dog, top flow, boss mode. I'm the kingpin. Showstopper, top dog, top five. I'm the kingpin. Yine yaparım, tamam. Benim için çok rahat bırakabilirsiniz. Benim için çok rahat bırakabilirsiniz. Oldu ki zaten sinir ya. Yok yok devam. So I had to double down, cause it's so so. Alright, I'm winning again. I might just need an advance. Though they do not stand a chance. My name ringing bells on the internet. I am not finished yet. This is all part of the plan. We about to get digital rich. Digital rich. Digital two. Digital rich. Digital rich. Hata yapanlar oldu, sonradan pişman oluyorlar. Şu an yavaş yavaş pişman olmaya başlıyorum. Evet. İşte bakın ya, aslında dövme yapmadan da güzel şeyler çıkabilir altından, evet. Yani Allah versin. Zaten dövme gibi. Yani aslında detayı verdiğin zaman sanat eseri şu zaten. Aynen. Gerçekten yani dövmeye hayır değil mi? O dövme bence güzel. Kapatıyor çünkü yaptığın emeği, yaptığın şeyi, uğraştığın şeyi üstünü kapatıyor. Değil mi? Aynen. Biz şu kadar bir tutmasın diye uğraşıyoruz yani. Kötü görünüyor diye. Doğru diyor. Abi şuradaki, şuradaki hasta uğraşıyor, şurayı çıkartmaya çalışıyor. Abi bak benim mesela
Bacaklarım çok kötü. Tamam. O yüzden gittim. Bu ne dövme? Bacaklarım kötü değil bak. Bacaklarım iyi. Sadece çalışmadığın için öyle. Evet. Ama cevap veriyor. Çok göbeğim çok kötüydü var. Önceden. O yüzden gittim. Bunu yaptım. Sonradan aklına geldi değil mi? Dövmesi de bunu kurtarabilir ki. Hamza. Aynı şey. Sırtım da çok kötü olduğu için. Hepsini abarttım, son hepsini geliştirdim. Ya bir de ben bir de çok severim. Yani böyle şeyleri seviyorum fakat ne biliyor musun bendeki olay? Ben şimdi dün mesela beğendiğim bir şeyi yarın beğenmeyebilirim. Şimdi buraya ben gördüğüm yere yaptım, o bana artık şey gibi görünmeye başlar. Sıkılırım. Farklı düşünüyorum abi. 5 yıl sonra ben ne düşüneceğim? Şu anki düşüncem farklı. 10 yıl sonra ne düşüneceğim? 5 yıl sonra aynı insan değilsin. Evet, değilim. 5 yıl önce bayıldığın işine şu anda fevri. Değilim, aynen. Bizi kapıyorsun. Onun için dövmenin devamı geliyor. Devamını yapanlar o yüzden. Aynen. Onu aslında bir şeye benzetmeye çalışıyor. Aynen, dağıtıyor, bağlıyor başka bir yere. Yine de güzel. Büyütüyor, bu sefer içinden hiç çıkamıyor. Her tarafın dövme. Kasların küçüldüğünü dövme yaparız, hadi yap. Aynen. Ben hani daha yapacaksam da yüzüme falan yapayım dedim yani. Anladın mı suratıma? Bu dişi dövmeyi soracağım. Aynen. Göz yaşı ha ya. Hapsine girecek atamazsın. Tamam, benim öldürdüğüm bir şey. İyi bir şey değilmiş onlar. Göz yaşı falan. Bir tane bir kişi, iki kişi. Böyle bizimki şey olacak. Oh vay. Yok, fotoğraf çekelim. Böyle bir şey yok. Sonra düşündü ya diyor, vücutta pomp yok diyor. Şey, kuralara gitti. Vücutta pomp yok ya, aşağı gitti. Tabii bacak. Tansiyonun sen abi, ne pomp yok? Gittim zaten abi. Sen beni göremez, kıramadım lan. Bilmiyorum, yumuşadı üst zaten. Yumuşadı. Üst çıkmaktan utanırım. Tam tepki gitti. Hadi sen de git. Abi. O zaman abi finish'te mi yapıyoruz? Finish veriyoruz. Var mı başka? Antrenman bitti. Bitti. Antrenmanda bir şey yapacak bir şey kalmadı. Antrenmanımız bitti. Elimize, kolumuza sağlık. Çok temiz antrenmanlar oldu. Çok temiz oldu, güzel oldu. Tamam lan ya. Tam tadında. Harika bir gün oldu. Dolu. O zaman ne zaman next yapıyoruz yine? Ne yapalım? Üst taraf mı yaparım bir daha? Yine arka tarafa yaparız yine. Arka bacağı başka bir gün. Ve güzel bu hafta bir şey yapalım. Sırf yaparız yine, olur. Tam şeyli yaparız kapsamda. Sırf yaparız. Çok iyiydi. O zaman poz verirsin. İşte. O zaman pozluk olur. Sırf her taraf pump oluyor. Çok güzel. Erhan da iyi sırf kızlar. Kulak iş yaptım. O zaman bu da benim için çok. Aynen, değişik bir şey. Çok güzel oldu. Bakın ha bacaklar. Bacaklar sırtma, rahat bırakın bu bacağını. Sırtma, rahat bırakın. Bak görüyor musun abi? Başladı. Başladı. Hep çalışan yerler bak, ödemli. Yani burası. Aynen bak. Açılmaya başladı. Bak bacağı da zaten burası abi, gösterir. Bak burayı açtığın şey yaptığın zaman yuvarlak, hatlar daha yuvarlak görünüyor. Şey sen şimdi buradan ne kadar büyürse büyürsün, burası olmadı zaman bacağını üstü. Aynen. Evet, olmaz. Zaten ha. Şey çukur gibi oluyor bu. Aynen. Nefret ediyorum. Bakıyorum bile diyorum, neyi bundan çıkıyor? Doğru şey bu işte ya. İçeriden basacaksın. İçeriye basacaksın. Bugün çok teknik noktalar bize gösterdi. Abi. Önemli noktalar. Direkt gol ya, dışarı. Değil mi? Çok güzel. Okay. Thanks for watching our videos and our fitness channel. Hepsine odaklı. See you guys again. See you again. Doing fine, don't see the vision, they looking so blind. I hit my lawyer, don't got the time. Crossing my T's and he dotting those I's.